Şimdi operatör overloading hakkında daha çok şey söyleyeceğiz. Bir kısmı ama temelinde bu var. Söylemediğim bir iki tane eksik taraf var. Ondan da söyleyeceğim. Önemli bir kısım var esasında. Şu fonksiyonun global bir fonksiyon olması hiç de güzel bir şey değil. C++'da object branch'da bunu istemiyorlar. Global yapmayı sevmiyorlar. Bunu bir data fonksiyon member olarak da yapmanın yolu var. Ona geleceğiz daha sonra. Ama ilk önce global fonksiyon olarak idare edelim. Yani şu, bakın rasyonel sınıfın içerisinde bir fonksiyon diye operatör yazdınız, tamam mı? Dışarıda bir yerde. Bunu içeri almanın bir yolu var. Onu yapacağız ama bazen de dışarıda bırakmak zorunda kalacağız. Onların hakkında yavaş yavaş konuşalım. Tamam, operatör overloading 8. chapter. Ne olduğunu hemen hemen söyledim. C'deki hemen hemen tüm operatörleri overload edebiliyorsunuz. Bunlara işte stream insertion extraction operatörleri, atlama, index operatörü. Vektör mesela atlamayı da overload etmişti, index operatörü de overload etmişti. Artı artı eksi eksi de overload edebilirsin. Rasyonel için ne manaya gelir artı artı? Rasyonel sayıya 1/1 eklemeye denk gelir. Bilmiyorum ki, atacağız kadar. Kendiniz çevirebilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. İşte karşılaştırma operatörleri, büyük küçüktür operatörleri. Bakın kitap ne diyor? Eğer diyor x artı 7 geldiyse compile bunu şöyle bir fonksiyon olarak düşürür. Gerçi compile burada operatör yazmamış. Başında operator, tamam mı? Artı x virgül 7. Bunu şey yapabilirsin. Bunu bu şekilde düşünmelisiniz diyor, tamam mı? Oraya başına artı koymuş ama bu operatör artı koyduğunuz zaman compiler baya baya anlıyor, biliyor musunuz bunu? Bu C dilinde, C++'da geçerli bir sintaks. Artı operatörünü çağırmak için x artı 7 yazmak yerine operatör artı parantez içerisinde bunları yazabilirsiniz. Bu çalışıyor yani. Evet. Ya biz de işte fonksiyon yazdık. O fonksiyon bir yerde var ama artı yazdığımız zaman o rasyoneli oraya yollayacağım. Nasıl anlıyorum? Güzel arkadaş diyor ki hocam burada artıyı da çarpıyı yazdık biz. Çarpı evet. A ile B. Şimdi çarpı. Diyor ki compiler çarpı operatörünü kullanacak falan diyor. Operatör çarpı tanımlı mı diyor. Tamam mı? Operatör çarpıyı arıyor. Bakıyor ki operatör çarpı, evet tanımlı. Double'lar için tanımlı, integer'lar için tanımlı, float'lar için tanımlı, long'lar için tanımlı, rasyonel için tanımlı mı? Aileme ikisi birden rasyonel çünkü. Tanımlı orada. Yani tipine göre yapıyor. Tamam mı? O yüzden operatör overloading deniyor. Zaten tanımlı o. Bir yerlerde var. Sen sadece signature'ını değiş. Bak, ismi operatör çarpı olan, ismi operatör çarpı olan fakat double üzerinde çalışan operatörden farklı, signature'ı farklı olan bir tane operatör yazmış oldu. Tamam mı? Dolayısıyla şey yazamıyorsun. İşte şurası double return etsin, operatör çarpı double double alan yeni bir tane operatör yazamıyorsun. Çünkü o zaten tanımlı bir yani. O signature zaten var. Evet. Onun hakkında konuşmuyor. Sınıfın içerisine alacağız ama şu anda nasıl olacağını bilmiyoruz. Tamam. Göstermedim. Tamam. Güzel. Ders arasında arkadaşım bize dedi ki hocam bu videoların hangi video olduğunu anlayamıyoruz, hangi konusu hakkında olduğunu. Evet. Bir zahmet bizim için onları da alt altına birer birer yazar mısınız dedi. Oraya alıştırma çözüp bunların altına teker teker ona da işaretler misiniz? Bir zahmet siz yapın onları. Alt tarafta comment kısmı var, oraya yazın. Ben bunu dinledim. Şu kısımlar çok önemli, şu konu hakkında şeylerim var. Şöyle olduğunu düşünüyorum falan diye yorum koyun. YouTube videoları bunlar. Yorum koymak istiyorsanız koyun oraya. Eğer küfür falan yoksa ben onaylıyorum onları. Ben bu operatör overloading falan diye onları yazdım. Orada yazabilirsiniz, tamam mı? Benden daha fazlasını beklemeyin yani. Tamam, operatör overloading hakkında devam ediyoruz konuşmaya. Her türlü operatör, hemen hemen her türlüsü overload edilebiliyor. Kendi tiplerimiz üzerinde mantıklıysa her yaptığınız şey güzel işe yaradığı da oluyor. Bazen saçmalayabiliriz ama operatör overloading'de. Bazen diyor ki mesela çarpmanın içerisinde bölme yapsam o zaman komparatör mesajı verir mi? Vermez tabii ki. Fonksiyon senin fonksiyonun. Bu senin fonksiyonun. Bunu ben yazdım, tamam mı? Buraya, tamam mı? Tüm bunları yazmak yerine şunları yazmak yerine bunların hepsini, tamam mı? Bunların hepsini silip şuraya see out hello yazabilirdim. Bu kadar. Ve return rational 1/1 derdim. Tamam, compile tabii ki compile edecek onu. Ama böyle bir şey yaptığınız zaman kendi ayağınızı kendiniz vurmuş gibi bir şey olurdu. Kimin ne işine yarayacak böyle bir şey yapmak? Yani ekrana hello yazmanın niye böyle bir yöntemi olsun ki rasyonel defa? Mantıksız tabii ki. Compiler compile eder. Problem yok compiler için. Sizin için mantıklı mı? Önemli olan o. Sonuçta fonksiyon sizin fonksiyonunuz. Anlamayacaktır. Compiler o kadar akıllı değil.
Çarpma demiştin, bölme yapıyorsun. O zaman madem kompayı öğrenebiliyordun, kendisi implement etsin bana. Ne ihtiyacı var ki? Tamam. Fonksiyon overload ile operatör overload etmek çok benziyor birbirine. Bakın hani bir tane bank account sınıfımız vardı ya, ona çok benzeyen money sınıfı yapacağız şimdi. Bank account'un dolar tarafı ve sell tarafı vardı. Money'nin de, paranın da dolar tarafı ve sell tarafı var. Bir tane artı operatörü money objelerine çalışacak. İki tane constant reference obje almış. Bir tane money objesini return etmiş ama constant money objesini return etmiş. Bu daha güzel. Benim yaptığımdan daha güzel olur. Constant return etmesi daha iyi bir şey. Neden iyi olduğunu biraz sonra konuşacağız. Bu yeni şeyimiz bu. Bu chapter'da bank account'lar hakkında bayağı konuştuk bir öncekinde. Bu sefer money hakkında konuşacağız. Money hakkında konuşacağız. Bank account'ta hemen hemen aynı. İçerisinde dollar kısmı var, cent kısmı var falan. Tamam. Esasında çok fazla konuşmadan işte şurada bizim yaptığımızın hemen hemen aynısını yapmış. Rasyonel için yapmıştım ben çarpmayı. Bu money için toplama yapmış. Global bir operatör, artı operatör. İki tane money objesi alıyor. Ondan sonra ikisinin send taraflarını almış. Bakın send tarafı. Pardon, ne yapmış o 54. satırda? Anladınız mı ne yaptığını? Evet, birinci parayı tamamen send'e çevirmiş. İkinci parayı tamamen send'e çevirmiş. Sonra send'leri toplamış. Tamam mı? Send'leri toplamış. Sonra bunların absolut değerini almış. Çünkü eğer negatifse para, negatiflikleri falan filan, tamam mı? Onu almış. Sonra dolar kısmını bölü yüzde, cent kısmını modülo yüzde almış. Eğer sum all cent sıfırdan küçükse bunları eksi yapıp yeni bir tane money objesi yapıp return edip yani bizim yaptığımız gibi. İki tane parayı toplamanın yolu bu. Paralar toplanıyor. Biz rasyonelleri toplarken belki paydalarına eşitlerdik. Ondan sonra paylarını falan hesaplayıp yapardık. Gerçi ben kolayına kaçtım. Çarpma yaptığımda ben kolay olsun diye. O tür kolaylıklardan paylanmak lazım. Bu arada bir operatörü implement ederken diğer operatörleri kullanmak çok uygun olabiliyor. Mesela hemen şeyi implement edelim mi? Şurada bölü operatörünü çok kolay implement edeceğiz. Söyleyeyim. Rational operator bölü. Tamam mı? Bunları yazmıyorum. R1 ve R2. Bunları yazmadım, tamam mı? Ne yazacağım söyleyeyim. Ne yapacağım? İkinci ters çevireceğiz. Birini ters çevirip çarpacağız değil mi? Evet. Ters çevirme için bir tane operatörüm vardı, hatırlıyor musunuz onu? İmplement etmedim ama siz edin onu. Aynen şöyle yazacağım. Return R1 çarpı R2. Ne diyorsun ya? Koda güldüğünüze göre, koda bakıp üzülüp gülüyorsanız eğer bir şeyler oluyor, tamam mı? Yani o seviyeye geldiniz yani. Tamam, güzel. Tamam, koda bakıp gülmek güzel bir şey. Hocam bir... Evet. Hocam bir... Bazı koda gerçekten aradan o kadar kompakt güzel yazıyor ki hep anlıyorsun da şaşırdığın falan oluyor, korktuğun oluyor. Ama gene de tiksinirsin koddan. İndentation'siz yazılmış koddan tiksinirsiniz değil mi? Yani baya baya insan tiksiniyor baktığı zaman. Niye desin bunu? Niye yazmış? Giderek mi yazmış? Bana bir hakaret etmedi. Abi öğrenci bana yolladığı zaman acaba bana bir küfür etmeye çalışıyor diye. Gerçekten koddan tüm şeyler çıkabilir. Çünkü her şey sintakstan oluşmuyor. Tamam mı? Arkada manası var bunların. Bir kültürü de beraber oluşmuş ya. Yani hani bazı kelimeler değişik tonda söylenince bazen güzel bir manaya geliyor. Anlarsınız değil mi? Yani anlarsınız değil mi, anladınız değil mi? Ben anladım, anladım. Anlıyorsunuz onu. Tonda da düşen şeyler var. Tamam. Şunu tam çalışmadı bu. Ama şu şunu eğer yazarsanız şu hikayeyi, tamam mı? Çalışacağını biliyoruz. Evet. Hocam cast money diye şey yapmış. Dönüş tipini cast money demiş. Onun hakkında konuşmadık daha. Konuşacağız dedim biraz. Konuşacağız. Biraz önce, biraz sonra konuşacağım. Tamam, equality operatörü güzel bir operatör yapmak için, yazmak için. Bakın bool return ediyor. Bool return ediyor. Ona bakmak yerine şöyle bakalım burada. Bool return eden iki tane constant money objesi alıyor. Mantığını anladınız mı? Eğer iki obje birbirine aynı ise dolar kısımları ve cent kısımları birbirine aynı olmalıdır diyor. Bir tanesi farklıysa and'den dolayı false return ediyor. Yapabildiğim işlemleri neden bir daha overload'daki ihtiyacı duyuyoruz? Sonuçta biz buna bir yer alamıyoruz yani. Nasıl yani? Yani mesela diyelim ki artıyı zaten o işlemleri yapabiliyoruz biz. Yani ekstradan overload edip ona yeni bir anlam yüklemenin
Amacı sen diyorsun ki, hocam ben şunu zaten yapıyordum dönemin başında. Şunu değil mi? Şunu. Değil mi? Yani, şu edip. Yani sonuçta yapmam gereken işlemi yapıyorum. İki o genel elemanları toplayıp gönderebiliyordum. Ben şöyle bir fonksiyon yazabiliyordum. Ben bunu da yaşayabilirdim. Niye operatör overload ediyor? Yani. Operatör overloading temelden sorguluyorsun yani. Ben Java da öyle diyor zaten. Java'da operatör overloading yok. Demek ki Java. C++ ilk çıktığı zaman iddialanan yani derdi şuydu. Avantajı var mı? Efendim? Avantajı var mı? Birazcık tarihi. C++ diyordu ki, yani ben öyle bir dil tanımlıyorum ki tüm tipler benim tiplerinden farksız olacak. Integer de artı çalışıyorsa senin tipine de çalışacak. İddia soydu, tamam mı? Ve bir tanesi yok ya integer gibi çalışmaz değil mi? Çok alınıyordu. Tamam mı? Yapanlar çok alınıyorlardı. O yüzden operatör overloading'i sonuna kadar koymak istedik. Yani bazı yerlerde işe yarıyor mesela bu rasyonel gibi tiplerde. Ondan sonra rasyonel gibi tiplerde çok işe yarıyor. Şu string insertion operatörü bayağı işe yarıyor. Hani var ya A'ya ekrana bas. Yoksa diğer türlü output falan yazman lazım. Ve bunları cascade falan ettiğin zaman insanlar da anlıyor. Tamam mı? Hani string insertion herkes tarafından anlaşılabilen bir şey. Şöyle yazdığı zaman ne olduğunu anlıyorsun. A nokta output'u da anlarlardı belki ama başkası bir tanesi A nokta print'i kullanırdı. Bir tanesi de A nokta display'i kullanırdı. Tamam mı? Farklaşma olabilir. Standartlaşma sağlıyor. Aynı dili konuşmuş oluyorsun. Bazen de şu özellikle atama operatörlerinde bazen overload etmen gerekiyor. Atamanın manası olmuşken sınıftan sınıfa değişiyor. Atama değişik olabiliyor. Tamam mı? Oralarda kesin gerekiyor yani. Bazı yerlerden ben kaçamıyorsun. Java ondan kaçmak için türlü taklalar atıyor, türlü yalanlar söylüyor. C++'da pek yalan yok. C'de hiç yalan yok. C++'da biraz yalan var. Java tamamen yalanlar üzerine kuruluyor. Çünkü Java neyin üzerine çalışıyor? Sanal makine. Değil mi? Yalan yani. Yalan üzerine değil. Donanım üzerine çalışmıyor. Kendini kandırıyor, herkesi kandırıyor ama herkesin iyiliği için yalan söylüyorsun. Güzel. Aynı soruyu şey için de sorabilirsin. Ben C'de yapamayacağım program yoktu. Bu C++ denen şey ne veren? Kolaylık sağlıyor mesela. Çok operatör overload işte bu. Overload kolaylık sağlamıyor. Yani o yönüne baktığın zaman da bir sıkıntı var. Sonuçta kalmak için. Niye ya? Şundan daha kolay değil mi? Hangi satı daha güzel? Hocam güzellik olarak dediğiniz satır daha güzel ama işlem olarak aynı işlemleri zaten implement ediyorum ki. CD'de de aynısıydı. Bunlar hepsi ben belki kartı CD'de çok rahat yazardım. Hatta daha az kodda yazardım. Değil mi? Şu ana kadar yaptığımız her şeyi CD'de çok daha rahat yazmaz mıydı? Hocam aynı komutunu zaten implement ediyorum. CD'de de ediyorsun diyorum ben de sana aynısını. Hatta getir setir gibi aptallıktan çıkardım ben burada fazladan. Anladın mı? Burada object oriented programlama. Yani bu yani operator overloading'in fazladan getirdiği bir fonksiyonluk yok. Zaten aynısını C'de de yapabiliyorsun, C++'da yapabiliyorsun. Ama aynı satayı assembly'ye kadar götürebilirsin. Görünüşü bunun daha güzel. İnsanlar daha rahat anlıyor. Karmaşık falan filan değil, hayır. Ve bunlar operator overloading'i anladığın zaman fonksiyon ne demek çok daha iyi anlamış olacaksın. Birazcık o yüzden üzerinde fazla duruyorum. Özellikle referanslara geldiğimiz zaman o konu hakkında daha konuşacağız. Tamam bu güzel, o türlü düşünceler güzel. Bu türlü sorular sor ama beni kızdırma, tamam mı? Kızmaya başladığın zaman alttan alır. Şu var ya bu, hemen bunu kullanarak bunun kardeşini implement edelim. Bunun kardeşine... Şu. Aynı şekilde, tamam mı? Şöyle ne yazacağım buraya? Return. Parametrelerini yazmadım. Ne yazacağım söyleyeyim. Söyleyin. Tersi operatör. Tersi diyeceğiz. Evet. Operatör. Yani amount 1 ile amount 2'yi karşılaştır. Tamam mı? Ve bunların tersini al. Parantez koymam lazım. Çünkü şu ters alma operatörünün, tamam mı? Evet. Şeyi, önceliği karşılaştırmadan daha fazla olduğu için ilk önce tersini almaya çalışacak. İyi de bu hocam, bu ünlem ne demek ki ünlem? Bir şeyin tersi. Anlayın bakalım bunu. Bu ne yapıyor burada ya? C'den geliyor. İyi de ünlem işaretini money için biz implement etmedik ki. Nasıl çalışacak bu? Gelen şey bool zaten. Direkt bool tersi. Evet, bool içinde implement edilmiş, anladınız değil mi? O ünlem işareti, ünlem operatörü, tamam, bool'lar üzerinde çalıştığı için bir boolean tersini alan operatör çağırıyor orada. Çünkü bu işlemin sonucu bir boolean. Bakın burada bir boolean var. Eğer bu işlemin sonucu bir money olsaydı, o zaman money'nin üzerinde ünlemi çağırmaya çalışacaktı o. O da çalışmayacaktı çünkü implement etmedik o. Manası da yok zaten. Anladınız mı?
Bir operatörü overload ederken başka operatörleri kullanmak çok sık kullanılan bir tekniktir. Bunu kullanabildiğiniz kadar kullanın. Biraz önce ben çarpmayı, bölme yaparken çarpmayı kullanmıştım. Mesela hatta ters almayı falan kullandım. İmplement etmediğim halde, implement edilmesi lazım. Evet. Şu alttaki mi daha iyi yoksa üsttekinin tersinden almak mı daha iyi? Şey açısından, performans açısından. Performans açısından bunu çağırmak kötü. İki tane fonksiyon evet. Çağırmış oluyorsun. Performans açısından açık bir şekilde buraya teker teker yazman lazım. Bu buna eşit değilse ya da bu buna eşit değilse böyle yazmak lazım. Performans açısından. Ama genelde bunlar yazılır. Compiler yeteri kadar optimize edemiyor bunlar. Güzel. Tamam, devam edelim. Money için bunlar vardı. Constructors returning objects. Bunun hakkında konuşmuştuk zaten. Returning const value. Hani bunun hakkında demiştim ya ben. Ya bu şey, niye const return ederiz? Const return etmemizin sebebi şu arkadaşlar. Belki de şurada güzel bir tane örnek var. Güzel bir tane örnek var. Şu işte. M1 ile M2 iki tane money objesi değil mi? M1 ile M2 iki tane money objesi. Onları topladığın zaman bir tane daha money objesi geliyor sana. Bakın şu güzel bir satır değil mi şurası? Bunlar ne diyor? Toplamlarını ekrana bas. Output yap. O güzel de input da yapabiliyordun bir money objesi de bank account üzerine. Yani bank account B var ya, B.input diyebiliyordum. Şu ne olur? M1 artı M2. Bana ikisinin toplamının bir tane geçici bir obje return edecek. Onu ben bir ekrana basabilirim ya da bir yerlere atayabilirim. Ama ne diyor? Bunun üzerine klavyeden okuduğun şeyleri yazıyor. Geçici bir obje'nin üzerine. Anladınız mı? Kötü bir şey bu. Adamın, tamam mı, klavyeden okuyup fonksiyonun return etmiş olduğu, artı operatörün return etmiş olduğu objenin üzerine bir şeyler yazması kötü. Niye? Yok olup gidecek o. Buna izin vermememiz lazım. Eğer compiler'a söylemezseniz bunun bir problem olduğunu, bu kötü. O neden adam return ettiği şeyi const demiş ki onun üzerine sadece const member fonksiyonları çağırabilsin. Output hatırlıyorsanız const bir member fonksiyonu. Input değildi ama. Input non-const'tı. Input üzerinde çalıştığı objeyi değiştiriyordu. O nedenle adam const return ediyor ki onun üzerinde non-const fonksiyonlar çağrılamasın. Dolayısıyla keşke biz de şu çarpı operatörünü, tamam mı, overload ederken başına const koysaydık. Tamam, keşke demek yerine yazdım, okudum. Artık benim return ettiğim bir şeyin üzerine kimse şey diyemeyecek. Hani şurada vardı ya, ben şurada A çarpı B diyordum, tamam mı? A çarpı B get num diyebilirim. Bu num rate'ine veriyor. Bunun için num rate'ine veriliyor ama A çarpı B set 1,2 diyemem artık. Niye? Çünkü set non-const bir tane şey. Yazdım ben onları buraya ya. Ben kansları unutmuşum. Çizim 5 puan, 5 puanlarını ben görüyorum. Tamam. Şunun etnamın kast olması lazım. Şurası kast olacak. Bu nan kast. Bu bir şekilde kalacak. Tamam. Set nan kast bir fonksiyon. Get nan kast bir fonksiyon. Burada benim yaptığım yerde get nan çalışırken set çalışmayacak. Niye? Çünkü set non-cast, çarpı cast bir tane obje öğrenir. Bu yüzden oraya cast koymuşlar. Güzel de bir şey yapmış. Böyle olunca bunu yazınca compiler hata mesajı verecek. Ben de hatamı anlayacağım. Güzel, kendimi doğru bir şekilde sınırlandırdım burada. Cast return etmenin sebebi bu. Obje koyadıkta, tamam mı? Compiler size yardımcı olabilmesi için her türlü castları, public'leri, private'ları onun için koyuyoruz değil mi? Yani neler değişebilir, neler değişemez. Onları anlamak için onun için koyuyoruz. Tamam, sorunuz var mı? Soru. Tamam. Şimdi şu kitaptaki şeye bakalım isterseniz, örneğe bakalım. 346. sayfadaymış. Olabilirsen döner onu. 8'in çarptır. Kaçıncı sayfada? Bir dakika, ben yoksa şey ne diyordu orası?
Slide'larda ne diyorum? Niye peki slide'ları diyorum? Üçüz bir mi? Şu an tam 500 kaldı mı? Slide tam 501. Tamam burası. Mali sınıfı. Mali sınıfı. Gördüğünüz gibi mali sınıfı. Gördüğünüz gibi bir türlü göremiyoruz. İçerisinde dağılız esen kısmı var price kısmında. Tamam mı? Aynen bank account'a benziyor. Adam ondan sonra buraya da dollar part, cent part, round var ya daha önce. Benim hoşuma gitmeyen fonksiyonlar. Bu arada ben diyorum ki ya bunu keşke buraya cons yazmadan şunlara statik yazsaydım. Bu ne demek statik? Ne yapmış oldum ben? Şuraya cons yaptığın zaman hoşuma gitmişti ama çok da güzel değil demiştim. Kans ne sağlıyordu oraya? Eğer bu dollars part dollars, şu dollars ya da sense değiştirirse hata mesajı verecekti değil mi? Ama ben demiştim ki ya değiştirmeyi bırak. Erişmesi bile kötü bunun esasında. Çünkü sınıfla alakalı değil bunlar. Değil mi? Şeyle alakalı değil. Dollarla sense. Zaten tüm bilgiyi bu parametrelerle alıyor bunlar. Statik yapmakla ne yapmış oldum ben bu durumda? Eğer adam yanlışlıkla dollar'ı ya sense okumaya kalksa bile, yani bırakın şey yapmayı, değiştirmeyi okumaya kalksa bile hata mesajına dönüştürmüş oldum. Değil mi? Ya buraya kans yazmaktan daha güzel bir şey. Kans yazmak güzel de hiçbir şey olmasına göre. Tamam mı? Ama başına statik yazmak daha güzel yaptı. Ne demek istiyorum burada? Bu diyorum bu fonksiyonlar, objelerin üzerinde çalışmayacaklar. Objelerle alakası yok. Sınıfa da çok bir alakası yok bunların. Yani bu fonksiyon denen şey amount denen double'ın integer tarafını, amount denen double'ın virgülden sonraki tarafını veriyor bana. Onlarla da çok alakalı değil ama yine de const olmasından daha iyi bence. Bunu yaptım burada. Tamam şeye bakalım. Hocam orada parametrede ama şey olması gerekmez mi? Sınıf türünde parametre alması gerekmez mi? Çünkü statik olduğu için şey yapamayacak. Tamam. Nasıl? Objenin içerisinde oradan non-static fonksiyonlar, static fonksiyonları çat diye çalabilir değişik. Tamam. Çağırırsın yani. Çağırır. Objeye geri forma dönüyor da oradan çağır. Yani şunun içerisinden, output'un içerisinden tamam mı? Input'un içerisinden ya da get amount'un içerisinden daha hızlı partı, sense partı rahat çağırır. Ama biz direkt dışarıdan çağıramayız bunları. Dışarıdan private olduğu için çağıramazsın. Private olduğu için çağıramazsın dışarıdan. Private olmasa da ama sınıfın üzerine çağırabilirdin. Tamam, daha güzel bir yöntem oldu bu kansa göre. Bunu anlayın bakın, çok anlamış gibi durmuyorsunuz. Bu niye böyle yaptım? Kans bize ne sağlıyordu? Tamam mı? Onu bir anlayın. Ama hoşuma gitmemişti. Kans problemin yarısını çözüyordu. Statik problemin arta kalanını da çözdü. Hala hoşuma gitmiyor. Bunlar sınıfın parçaları değil. Başka yerde olması lazım. Ondan gideceğiz. Global'da yapmak istemiyorum. Global'da yapmak istemiyorum. Daha sonra onu koyacağımız başka bir uygun bir yer var. Tamam, money 4 tane constructor var. Aynen bank account gibi. Parametre almayanı, double alanı, ondan sonra integer alanı, iki tane integer ve dollar alanı. Şu tek parametre alan ne işe yarıyordu? Şurası. Sente sıfır mı yapıyorsun? Esasında bunu yapmak için doğrudan şuraya sıfır yazsak olurdu değil mi? Evet. Bunu hiç yazmamıza gerek yoktu yani. Evet. Anladınız mı? Hı-hı. Zaten adam onu yapıyor. Dollar partını set ediyor, sent partını sıfır yapıyor ya. Şu iki şekilde çağırılabilir dolayısıyla. Tek integer ile iki integer ile çağırılabilir. Şunu da 0.0 yapsaydım eğer, buna da gerek kalmayacak. Anladınız mı? İki tane constructor'da işimi halledebiliyordum. Bir tane double alan, iki tane integer alan ama default değerleri var. Peki şuraya sıfır yazsaydım ne olurdu? Şuraya. Şu daha da diyor ya şurada. Buraya da işte eşit sıfır yazsam ne olurdu? Ne olurdu o zaman? Yüksek sesle söyle. Evet. O zaman 10. satırda olanla 11. satırda olan no parameter constructor gibi çalıştırabilirdi değil mi? Çünkü ikisi de parametresi çağırabiliyor artık. Birbirle karışırlardı, onu yapmamak lazım. Tamam, no parameter constructor geldiği zaman şu double'ın 0,0 olduğunu kabul edip o 13 satırdakini çağıracak. Diğer türlü ya bir integer ya bir double bekleyecek ya da iki tane integer bekleyecek. Tamam, get amount, get dollars, get cents bunlar daha önce bank account'ta aynıydı.
adam operatör artı eksi eşit ve ama bakın neyle operatör bu garip. 27 ile 28'e bakın. Ya da 26 ile 28'e bakın. 26 ne yapmış? İki tane parametre almış. Global bir operatör eksi. Bir money return etmiş. 28 bir tane alıyor. Nasıl oluyor öyle bir şey? Biri binary, biri unary. Birisi binary eksi, birisi unary eksi. Yani hatırlıyorsanız eğer, ben M1 eksi, M2 diyorsam, compiler ne düşünüyordu? Operator eksi M1 büyük M2 diye düşünüyor, değil mi? Şöyle bir şey gördüğünüz zaman da şöyle düşünüyor. Operator eksi M1 diye düşünüyor. Aynen bu oluyor. Tamam mı? Böyle düşünüyor. Unary binary arasındaki fark zaten bu. C'de zaten operatörler ya bir parametre alıyor ya iki parametre alıyor değil mi? Çok nadiren üç parametre alan bir operatörümüz vardı. Ternary conditional operator. O da zaten overload olmuş. Onu overload edemiyoruz. Dolayısıyla operatörleriniz ya bir parametre ya da iki parametre. Ya binary ya unary olacak. Sıfır parametre alabilen operatör olamaz. Neden? Sıfır parametre alan fonksiyon oluyordu. F fonksiyonu parametre almadan çağrıştırılabilir. Sıfır parametre tamam mı? Alan operatör olamaz. Kafanızda canlandırmaya çalışın. Şöyle durumda hocam falan diye. İki parametre alanı bu. Tek parametre alanı bu. Sadece eksi yazacaksın oraya. Eksi noktalı virgül. Değil mi? Buna benziyor. İyi de bu eksi operatör de bunun parametresi neydi? Neyin üzerine çalışacak bu? Değil mi? Yani ne çalışacak o belli değil. Dolayısıyla sıfır parametre alabilen bir operatör yok. Operatör overload değil. Ya bir parametre ya da iki parametre olacak. Tamam. Kitap hemen şey yapmış. Main'i yazmış kullanmaya başlamadan önce. Dört tane non-member fonksiyonum var. Main'i yazmış. Yoklamayı ne yaptım ben ya? Eksik. Kimler imzalamadı? Yine her biri bir tarafa dağılmış. Nereden başlasam ki bilmiyorum ki. Şuradan sen, burada kaç kişi var başka? Tamam. Kendi aranızda halledin işi, dersin arasında imza atmayacağım. Ben biraz sonra gidiyormuşum hadi. Hemen mean'i yazmış adam. Your amount demiş, my amount demiş. Your amount da 0.0 olacak herhalde. My amount $10.90 ya da 9 cent olacak. Ondan sonra input'unu çağırmış your amount üzerine. Your amount'un output'unu çağırmış. My amount'un output'unu çağırmış. Tamam mı? Ondan sonra bakın güzel karşılaştırmış. Bakın satıyorlar. Kullanması çok rahat. Eğer iki tane money birbiriyle aynıysa we have the same amount demiş. Diğer türlü içimizden birimiz daha demiş şey demiş. Zengin demiş. Artı operatörü. Your amount'la my amount toplamış. Our amount diye yeni bir tane güzel. Bunu da güzel yazmış. Okuması çok rahat gördüğünüz gibi doğru yapıldığı için. Sonra your amount'u basmış ekrana. Artı demiş my amount'u basmış. Ekrana ikisini. Esasında şeyi implement etmiş olsaydı siyah out üzerinden bakın şunu çok rahat bir şekilde şöyle yazabilirdik. Şuna see out your amount tamam mı? Artı my amount. Aynen bu şekilde yazabilirdim. Eğer string insertion operatörünü overload etmiş olsaydım. Overload etmediğinden birazcık karışık. Senin sorularına birazcık cevap bunlar tamam mı? Yazması çok kolay olur eğer doğru yazmadıysan. Ondan sonra ne yapmış? Ha, eksiği kullanmış. Yine aynı şekilde ikisinin arasındaki farkı yapmış. Artı operatörünün overload hali. Biraz önce bakmıştık. Eksi artı ile hemen hemen aynı. Eksi artı ile hemen hemen aynı. Esasında unary eksiği overload ettiğine göre anladınız mı? Ne yapardım ben olsaydım? İkincisini yönetirdim. Evet. Evet. Nasıl? Eksiye overload etmiş zaten adam. Yapacağı tek şey şurada esasında. Tüm satırları silip 81. satıra şunu yazacaktı. Söyleyeyim ne yazacaktı? Amount 1, amount 2. 81. satıra ne yazacaktı? Return money. Return money yerine söyleyeyim. Return. Başlayayım mı? Amount 1
Artı. Artı. Ömeri ama eman fikir. Eksi eman fikir. Aynen bunu yazacaktır. O kadar. Mani falan da yazmıyor. Güney eksi zaten çalışıyor. Güney eksi, bir ikincisini eksi yapacaktı. Onu artısıyla topladığımızı diyecekti. Şunları yazmasına gerek yoktu yani. Copy paste yapıp adam, copy paste yapmış bayağı bayağı. Değil mi? Copy paste yapmış. Tek fark nereden geliyor? Şurada div all sense diyor. O da herhalde sum all sense diyor. Herhalde o tek fark o. Başka bir fark yok. Şu çok daha güzel, kompakt. Hafiften verimsizliği mi hocam? Olabilir ama yani verimlilik için daha sonra düşünelim. İlk önce güzel yazalım. Tamam mı? Böylelikle ne oluyor? Tüm eksinin işini artıya yaptırmış oluyorsun. Tamam mı? Eğer artıda bir problem varsa o artının problemini çözdüğün zaman eksinin problemleri de çözülüyor. Burada copy paste yapmış. Artıda bir problem olsaydı eğer artıda sen copy paste yaparak onu eksiye taşımış olacaktın. İki yerde birden problem olacak. Copy paste'in kötü tarafı o. Unary minus'a bakalım. Unary minus da bunu yapmış. Kendisine gelen amount'u, tamam mı? Eksi, eksi, bu şekilde return edilmiş. Tamam, soru var mı? Operator overloading'i bu şekilde göstermiş olduk. Artıyı, eksiyi, çarpıyı, bölüyü, işte unary'leri falan filan konuştuk. Atama operatörünün overloading'i hakkında pek fazla konuşmadım. Onun hakkında konuşacağız. Onu şimdilik yapamıyoruz. Bir iki tane tekniklerden dolayı yapamıyoruz. Ona geleceğiz. Şu artı artı vardı ya, kaç tane artı artı operatörümüz var? İki tane. Post increment, pre increment. Şöyle bir şey yazdığım zaman ne olacak? A artı artı. Compiler bunu gördüğü zaman ne ödeyecek söyleyin. Post increment. Söyleyin. Compiler bunu gördüğü zaman ne ödeyecek? Operator artı artı. Operator artı artı parantez içerisinde A, değil mi? Güzel. Peki artı artı A gördüğü zaman compiler ne ödeyecek? Yine aynı sen denk geliyor söylediğime göre. Değil mi? Operator artı artı A. Bu durumda ben operator artı artıyı overload ettiğim zaman post incrementimi overload ediyorum, pre incrementimi overload ediyorum. Burada işler birazcık karışık. Tamam mı? Buna geleceğiz. Onların gibi problemler var. Atamayla ilgili bir iki tane şeyler var. Detay var, onların hakkında falan konuşacağız. Ama genelde operator overloading denen hikaye bundan oluşuyor. Ben birazcık daha şuna geri geleyim. Bunun hakkında konuştuk. Returning member vars. Şu kitap şurada saçmalamış demişim ben ya. 354. sayfaya 309'da bir ona bir bakalım mı? 354, 309. 309, 309. Şurada bir şey var. Şurada bir yerlerde diyordu ki sabitlikle ilgili bir problem vardı herhalde. Hocam şu aşağıda mı diyor constructor can return number? Bir defa şu dergine serbestliğine benzer demiyor. Bir defa şu dergine. You often think of constructors void function. However, constructors are special functions with special properties. Sometimes it makes for the as a returning. Tamam, şurada devam edelim. Tamam. Hatırlamıyorum. Ben geçen sene yazmıştım herhalde. Bu zamani bir daha gelecek onunla ilgili bir şey vardı. Returning a cons value. Tamam. Tamam. Kitap diyor ki esasında cons olmayan bir şeyi return ederseniz, tamam mı? Onun üzerinde de non-cons bir fonksiyon çalıştırılırsa yanlış yeri set etmiş olur. Esasında problem ondan daha derin. Ölmüş bir objenin bir şeylerini değiştirmeye çalışıyorsunuz. O kötü. Kitap çalışır diyor ama bazen o segmentation fault'u verir. Onu söylemeye çalışıyordum ben. Neyse, buna daha sonra dönebiliriz. Devam edelim. Unary operatörler, biraz önce yaptık, Mali'de vardı. Overload etmenin yolu ne? Global bir tane operatör eksi ya da artı ama sadece tek parametre alıyor. Unary operatörler hakkında konuştuk. Unary operatör burada. Şurada göstermiş. Bunun ailesinde biz rasyonelleşimi falan filan da yapabiliriz. Tamam, şimdi şeye gelelim. Hani global'ları beğenmiyorduk ya, biz global operatörleri beğenmiyorduk ya. Ben demiştim ki daha dersin en başından beri
Bunu görünce compiler şöyle bir şey görünce A çarpı B, tamam mı? Görünce hemen şunu düşünüyor demiştim. Operatör çarpı, iki parametre alan bir tane operatör çarpı varmış gibi. Compiler esasında iki şey düşünüyor. Ya şöyle olur ya böyle olur diyor. Ben ikincisini söylemedim size. Onu tekrar buraya yazayım. A çarpı